Kıymetli sayfa dostlarım, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Bugün bölge iş ortaklarımızla birlikte iftarımızı açtık. Sohbet ettik. Bugün burada bilgi ve birikim dolu, tecrübe dolu iş ortaklarımız var. İş sahipleri var, müdürlerimiz var. Genç, dinamik dostlarımız var. Hayat tecrübesi dolu arkadaşlarımız var. Bilgi ve birikimini alalım, sayfa dostlarımızla, iş dünyasıyla paylaşalım. Ekonomiye katkı sağlayacak sohbetler edelim. Ticari tecrübelerimizde dostlarımızla paylaşarak ekonomimizin daha güzel günlere gitmesini Rabbim nasip eylesin. Mübarek Ramazan ayının feyzinden istifade etmeyi, en güzel şekilde yol etmeyi, Rabbim tekrarına da kavuşmayı bütün iş dünyasına nasip eylesin. Rızkın onda dokuzu ticareti en güzel şekilde yapmayı, iki kişi ortak, üçüncü ortak benim dediğim kullarından olmayı Rabbim iş dünyasına nasip eylesin. Rabbim devletimizin gücünü daim eylesin. Arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, müdürlerimizin duygu ve düşüncelerini alalım. Ekonominin daha güzel günlere gitmesi için kıymetli Zekeriya Müdürüm, dua edelim. Senin de sektöre 25-30 yıl, çeyrek asır sektöre hizmet veriyorsun. Yıllardan beri birbirimizi tanıyoruz ve her zaman da sohbet ediyoruz ama bu akşam bu sohbetleri söz uçar yazı kalır dedik. Bu sefer kayıt altına alalım dedik. Eyvallah. Çünkü yaşlanıyoruz. İlerleyen günlerde izlesinler bizleri ya. Ve sayfa dostlarımıza diyoruz ki akşam olduğu zaman gündüz işinizden olmayın. Akşam olduğu zaman YouTube'u açın. Film izlemeyin. Halis Güneş'e girin. Abone olun. Bize gelen iş dünyası, ticaret tecrübelerinden istifade edin. Bunların biz bu sohbetleri burada yapıyoruz ama dostlarımızla paylaşmamızın ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz de bu değerli arkadaşlarımızı burada bulduk ve duygu ve düşüncelerini alalım. Evet kıymetli müdürüm, mikrofonu sana veriyorum. 25 yıllık tecrübeni 5 dakikada anlatırsan çok memnun oluruz inşallah. Teşekkür ederim. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hacımın bu nazik iftar programında bulunmaktan şeref duydum. Teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum aynı zamanda. Ben Zekeriya Kınalı. Her sene biliyorsun. Yani evet. Her sene Ramazan'da oluyor devamı. Ama bu sırada da olabilir yani yine arasına. İnşallah. Ben Zekeriya Kınalı. Yaklaşık 25 yıldır bu saha içerisinde görev yapıyorum. 90'lı yıllardan beri Hacı abimi tanıyorum. Moloz'daki dükkanından beraber tanıyorum. İlk başlangıcımız Kınalı Ticaret olarak başlamıştık. Sonrasında yaklaşık 10 yıla yakın bir jilette tecrübemiz var. Jiletteki tecrübemden sonra da kısa bir aradan sonra 2004 yılında MGY pazarlama çatısı altında Trabzon Şube'nin kuruluşunu yaptık. 2004 yılından bugüne kadar yaklaşık 18 yıldır da MGY çatısı altında koşturuyoruz. MGY çatısı altında bulunmaktan da ayrıca keyif alıyorum. Şöyle ki biz menşe olarak Rize Şubesi, Rize menşeliyiz. Rize'de depomuz var. Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop hattında yaklaşık 150 araç filolu bir şirketiz. Yaklaşık 20 tane distribütörlük yaptığımız firma var. Maşallah. Bu firmalarla beraber sahadaki müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Allah utandırmasın diyoruz. Yeni bayiliklerimizle beraber bu sahada koşturuyoruz. Bugüne kadar geldiğimiz bu günlerde 2023 yılında yaşamış olduğumuz tabii ki herkesin de öngördüğü bir krizle alakalı boyutta sıkıntılar var ekonomiyle alakalı boyutta. Gıda sektörü olarak biz birazcık daha şanslıyız bu konuda. Çünkü sürekli hareket gören bir sektörün içerisindeyiz. Bilgi birikimimizi paylaştığımız, Hacı abim biraz önce söylediği gibi paylaştığımız bu sektör içerisinde biz daha şanslı olarak ticaretimize devam ediyoruz. İnşallah Allah utandırmaz bizi. Bu saha içerisinde bana göre yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi elemanla alakalı boyuttaki eksikliğimiz. Çünkü ticarette elemana yatırım
biraz eleştirilir olacak bu ama. Olacak. Olsun yani. Dost acı söyler, bize söyler. Evet. Bizim kanalda serbest söylesin diye. Herkes alacağını alsın değil mi? Yani sorun yok. Kesinlikle. Hani bazen ulusal firmalarla alakalı boyutta çalışan arkadaşlarımız var. Bunlarla kıyas yaptığımızda yerel şirketlerin elemana veya çalıştırdıklarına yatırım yapmadıklarını, daha ön planda tutmadıklarını görüyoruz. Bundan dolayı da bunu bir meslek halinde görmüyor çoğu arkadaşımız. Meslek halinde görmediği için de biz eleman bulmakta, bu depocudan satıcıya, yöneticiye varıncaya kadar bir meslek görmüyorlar. Görmedikleri için de gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. İsmini vermeden söyleyeceğim. Yeni bir bayilik almamıza rağmen sahada eleman, kalifiye eleman bulmakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Vazgeçiyorum. Kalifiye... Hayırlı olsun. Yeni bayilik hayırlı olsun. Evet, yani. Pınar'la alakalı boyutta el sıkıştık. Yeni bayiliğimiz. Hayırlı olsun. Ama hayırlı hem Allah razı olsun Cemil cümlemiz inşallah. Satış elemanı bulmakta güçlük çekiyoruz. Bundan ziyade depoya bile eleman bulmakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Güvenilir, sağlıklı ve sağlam arkadaşlara ihtiyacımız var. Ama maalesef hiç kimse bu işi meslek olarak görmediği için de günübirlik görüyorlar. Sadece işte makam, mevki veya ticari olarak ne kazanacağının hesabını yapıyorlar. Bunun da karşılığı olmadığı için asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız bunu gördüğü için de biraz zora geldiğinde diyor ki ben asgari ücretle alakalı boyutta her yerde iş bulabilirim deyip zoru gördüğünde de yollarını bizle beraber ayırıyorlar. Bu bizi üzen şeylerden aslında bir tanesi. Aslında oradan başlayıp yükselecek ama oradan bir başlaması lazım yani. Tabii şöyle daha önce Kolyeyt'te bir müdürüm vardı söylerdi. En büyük sıkıntımız şu alaylılarla mekteplilerin çatışması var şu anda. Çünkü mektepliler... Önümüzdekilerin hepsi üniversite mezunu. Bu arkadaş bir heyecanla jeoloji mühendisi olmuş. Fakat pazarlamacı olmuş. Evet. Bu arkadaş işte atıyorum işletme bitirmiş. İşte bir bankaya girecek ya da bir yere girecek. Kamu yönetimi okumuş. Yani hepsi pazarlamacı olmuş. Bu arkadaş başka bir güzel sanatlarda okumuş. Kendisi şarkı söyleyen, işte söz yazarlığı yapan bir arkadaşımız. Geçim için pazarlamacı olmuş. Evet, çok doğru. İşlerini sevebilmek için. Sana geldim konuşacaksın Aslan Bey. Şimdi Mehmet Bey'e müdürümüz de mikrofon dolaşacak. Evet, inşallah siz patronlar olarak ya da distribütörler olarak daha çok elemana ve insana yatırım yapıldığında bu işin tam tersine dönmesi için ümit ediyorum. Hatta beklentimiz de bu yönde. İnşallah bununla alakalı boyutta sahadaki bütün sıkıntılar hatta daha ileri giderek söylüyorum. Bu satıcılarla alakalı ya da yöneticilerle alakalı boyutta bir çatı altında toplayarak eğitim vermek, sahaya kalifiye eleman kazandırmak bile asli görevimizin olması. O da senin görevin yani. Şimdi adamlar haklı. Çünkü niye bileyim adam önünü göremiyor. Şimdi sen şimdi bu askeri ücretten başladın. O günlerde skor da yoktu. O günlerden evet. Başladın değil mi? Doğru. Ama bugün müdür oldun. Genel müdür oldun elhamdülillah. İşte bunu o arkadaşlar anlatmamız da biz büyüklerin, sizlerin bir el atması gerekiyor. Çok haklısın. Aslında bunun hatta eğitimini, biz bir şeyin de eğitim salonu yaptık ya daha gündeme konuyu da geçiremedik yani. Adam öğlen yemeğini de bizden yesin, yeter ki eğitim alsın. Topluma faydalı tebrik olalım. Tebrik ediyorum açık. Keşke herkes sizin gibi yatırım yaparak eğitim verse. Ama yine söylüyorum, bununla beraber bağlıyorum. Alaylılarla mektepliler arasındaki çatışma şu, okul bitirenlerin çoğu okuduğu şekilde ticaretin yürüdüğü kanaatinde alaylı olanlar da ticaretin gerçek yüzünü gördükleri için de çok daha farklı bir pencereden bakıyorlar. Bu sebepten dolayı da ciddi anlamda çatışmalar oluyor. Çatışmalar olunca da fikir çatışması. Örneklerini aslında verebiliriz ama bizim verdiğimiz için farklı olur. Ticarete zarar geliyor. Evet. Maalesef ticaret zarar görüyor bununla beraber. Tekrar Halisan Bey sana teşekkür ediyorum. Bu işi biz çözecek yani bunu. İnşallah. Sen çözeceksin müdür olarak. Biz de destek verecek Aslan Bey'le inşallah yani. İnşallah. Teşekkür ederim Aslan evet. Bey'le. Size de teşekkür ediyorum. İnşallah diyorum. Evet teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim herkese. Bu da güzel davetten dolayı. Hayırlı akşamlar.